Merhaba arkadaşlar. Çarşamba günü yapacağımız AYT sınavının son sorusu. Lakin bu da işlemediğimiz bir konu arkadaşlar ama hani birçoğunuz biliyorum ki ben konuya hakimsiniz. Önce sadece küçük bir bilgi arkadaşlar. Merkezi A virgül B'ye yarıçapı R olan çemberin denklemi x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi eşittir R kare şeklinde yazılır. Bizden şu çemberin denklemini istiyor. Denklemi bulmak için de merkez ve yarıçapa ihtiyacımız var. Şimdi sorumuzu okuyalım. Eğimi 3 bölü 4 olan bir doğrumuz var. Ve bunun üzerinde de bir tane dairemiz var. Bu daire yuvarlanıyor arkadaşlar. Ve hepiniz okuyorsunuz. Çember y eksenine çarpıp durduğunda merkezin x'e uzaklığı 11'im birim oluyor. İkinci durum ben buraya çizdim. Çember yuvarlandı. Çember y'ye çarptığı anda Çemberin merkezinin x'e uzaklığı 11. Çemberin merkezi burası. Bakın şimdi merkezle teğet dik arkadaşlar. Merkezin x'e olan uzaklığı şu uzaklığa eşit. Hepiniz görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada şurası kaç birim? 11. Bir noktadan aynı çembere çizilen teğetlerin uzunluğu eşit olduğu için arkadaşlar burası da 11. Yarı çapımız ve bu da tabii ki de yarı çapımız merkezle teğetlerin dik olduğunu biliyoruz. Şimdi merkeze yarı ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi şunu kullanalım. Doğrumuzun eğimi 3 bölü 4. Bu doğrunun eğimi de şu açının nesi? Tanjant 3 bölü 4. Kullanalım. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Demek ki karşının komşu oranı 3 bölü 4. Normalde buraya ben 3A derim. 4A derim. Bura 5A olur. 5A 10 olduğu için A2'dir. Yani burası 6, burası 8. Kontrol ediyoruz. Eğimimiz 3 bölü 4. Yani bu açının tanjantı 6 bölü 8'den 3 bölü 4 ve 6, 8, 10 üçgenimiz oluştu. Burada şu aşağıya çizeceğim. Çünkü şurada bir dik üçgen oluşturacağız R'yi bulabilmek için. Arkadaşlar bakın şuradaki dik dörtgeni tamamlamamız gerektiğini hepimiz görebiliyorsunuz. Tamamladık. Şurası 8 eksi R. Şurası da e, ne kadar? söyleyin lütfen. 4 birim. Çünkü 10, 10, 6'sı gitti 4. Bakın şurada bir dik üçgen var. 4, 8 eksi R, R. Buradan R'miz ne gelir bizim? 5 gelir. Çünkü R 5 için 3, 4, 5 üçgeni geliyor. R'miz 5 gelirse arkadaşlar çemberimizin merkezi absisi 5, ordinatı 10. Yarı da 5 birim. Şimdi şu bilgiye göre çemberin denklemini yazalım arkadaşlar x eksi 5'in karesi, y eksi 10'un karesi, r kare eşittir 25. Burada cevabımız arkadaşlar seçeneklere baktığımız zaman Bursa çıkıyor. Lakin burada seçeneklerin güzel hazırlanmadığını da görüyoruz. Çünkü yarı çap r olduğu zaman arkadaşlar bakın. Şimdi burada yarı çap r, merkezin apsisi de r. Yani şununla şunun uyumlu olması lazım. Bunun ikisinin uyumlu olduğu tek seçenek de B. Belki seçeneklere dikkat edilseydi sorunun çözümüne gerek kalmadan da cevabın Bursa olduğu gözükebilirdi. Son çözümümüzün videosunu da çekmiş olduk. Son soruya kadar Ersin Bey yardım etmişti. Son soruda İlyas Bey yardım etti. Size İlyas Bey ile bir selam göndermek istiyoruz. Bol bol soru çözün ve bize de arkadaşlar WhatsApp gruplarından sorularınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İlyas hocam beni bir çeki ver. Çocukları bir sallayalım. İlyas Bey ile beraber. Güle <Gülüyor> güle çocuklar. Bekliyoruz sorularınızı. Yani i̇yi çalışmalar.